Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz beyaz renkli kutunun içerisinde Samsung'un geçtiğimiz Ağustos ayında IFA'da tanıtmış olduğu Galaxy kamera var. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda Android işletim sistemiyle çalışan dijital fotoğraf makinesi, kompakt kamera sınıfına giren Samsung Galaxy kamera. Aslına bakarsanız bir kompakt fotoğraf makinesine göre biraz büyük. Elimde görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir yer kaplayan, fazla bir yer kaplayan cihaz. Beyaz rengiyle oldukça çekici gözüktüğünü söylemek gerek bu kameranın ve gerçekten görmüş olduğunuz kabza rahat bir tutuş sağlıyor. Bu şekilde bu makineyi tutup fotoğraf çekebiliyorsunuz. Makinenin arkasında görmüş olduğunuz gibi büyük bir ekran var. 4.8 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip olan kapasitif dokunmatik ekran tüm kontrolleri yapmanız olanak sağlıyor. Üst bölüme baktığımızda güç butonunu görüyoruz. Deklanşör var. Bunun yanı sıra yine zoom işlemini yapmamızı sağlayan özel bir kadran var. Deklanşörün etrafını çevriliyor. Öne baktığımızda önde ışık sensörü var. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi lens karşımızda. Lensin çözünürlüğü 16 megapiksel 21x zoom'a sahip bu makine. Bu görmüş olduğunuz flash tuşu burada yer alan flash'ın çıkmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra hoparlör yer almakta. Samsung Galaxy kameranın altına baktığımızda görmüş olduğunuz yuva tripod gibi aksesuarların bağlanmasını sağlıyor. Hemen yana baktığımızda bir kapak var. Bu kapağın arkasında cihazın 1650 mAh'lik bataryası bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi akıllı telefonlarda görmüş olduğunuz bataryanın bir benzeri. Özel bir yuvası var ve bu yuvaya sokup cihazın çalışmasını sağlıyorsunuz. Hemen bu büyük batarya yuvasının üstünde SIM kart ve microSD kart yuvaları bulunmakta ve burada da micro HDMI portu var. Micro HDMI portu için özel bir kapı daha var. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde HDMI yazan. Bu da bütün kapı açmak istemeyen kullanıcılar için daha yardımcı olacaktır. Bu küçük kapağı kaldırarak micro HDMI kablosunu bağlayabilir ve Galaxy kamerada çektiğiniz fotoğrafları herhangi bir televizyona, ekrana yansıtabilirsiniz. Sağ tarafa baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi micro USB portu bir kapak arkasına gizlenmiş şekilde bekliyor. Ve 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı da bu portun hemen üzerinde yer almakta. Altta ise kayışın rahatlıkla bağlanması, bilek kayışı gibi aksesuarların rahatlıkla bağlanmasını sağlayan özel bir yuva yer almakta. Şimdi üstte görmüş olduğunuz bölümden açalım makineyi. Bu sadece bir ön gösterim. Samsung Galaxy kameranın detaylı incelemesi. Detaylı inceleme videosu da çok yakında Teknoblog'da olacak. Hazır makine elimize gelmişken, test merkezine gelmişken size bir ön gösterim yapalım istedik. Ve cihazın kurulumunu da beraber yapalım. Normal bir Android cihazını kuruyormuş gibi Samsung Galaxy kameranın da kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Son diyelim. Ve karşımızda görmüş olduğunuz gibi kamera fotoğraf çekimine hazır. Hemen bu şekilde fotoğraf çekimine başlayabiliriz. Ana ekrana geldiğimizde de buradan bir Wi-Fi eklemesi yapabiliriz. Hemen bir Wi-Fi şebekesi ekleyelim. Hemen şifreye gireyim. Görmüş olduğunuz gibi ekran üstü klavyesi de var. Bu sayede rahatlıkla yazı yazabiliyorsunuz. Bir Android telefonda ne varsa Samsung Galaxy kamerada aynı arayüzü, aynı imkanları size sunmakta. Ağımıza da bağlayalım. Evet, bağlantı kuruldu. Buradan bir Samsung hesabına giriş yapabilirsiniz ya da bu işlemleri sonraya bırakabilirsiniz. Buradan bir Google hesabının kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Buradan hesabımızı da kuralım. Hesap bilgilerini girelim. Google hesabı giriş bilgilerini ekledim. Şimdi oturma çıkmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta sadece saat ayarı yapılmakta. Dil seçeneği, dil ayarı yapılmakta. Ve kullanıcı anında fotoğraf çekimine başlayabilmekte.
Daha sonra yapılması istenen ayarlar varsa, Android ile ilgili ayarları yapmak istiyorsanız bunu daha sonra da yapabiliyorsunuz. Yani makine anında fotoğraf çekmeye hazır hale geliyor. Samsung buna dikkat etmiş, buna büyük bir özen göstermiş. Bu noktada iyi de yaptığını söyleyebiliriz. Ve şimdi son ayarlar, bunları da yapalım. Buradan Dropbox ayarlarını yapabilirsiniz. Onu da hemen yapalım. Dropbox bilgilerini girdikten sonra Dropbox'ın otomatik yükleme özelliğini açabilirsiniz. Böyle olursa çekmiş olduğunuz fotoğraflar otomatik olarak Dropbox'a yüklenecek ve orada saklanacak. Tabii bu sahip olduğunuz internet bağlantı kotasından tüketilmesi anlamına geliyor. Bunu ister kabul edin, isterseniz boş bırakın, devam edin, skip deyin, atlayın. Biz kabul ettiğimizde bu şekilde bir izin mekanizması karşımıza çıkıyor. Buradan Dropbox'a izin veriyoruz ve artık Samsung Galaxy kamera kullanıma hazır. Ve görmüş olduğunuz gibi karşınıza Samsung Galaxy kameranın başlangıç ekranı çıkmakta. Android'in alıştığımız o başlangıç ekranı Galaxy kamerada karşımıza çıkıyor. Ana ekrana dilediğiniz bileşenleri ekleyebilirsiniz. Baktığımızda Instagram'ın da yüklü olduğunu görüyoruz. Kamera kısa yolu görmüş olduğunuz gibi ana ekrana eklenmiş. Uygulamalara girip baktığımızda Samsung'un çeşitli uygulamalarını görüyoruz. Bunun yanı sıra Google'ın da servislerine ait Android uygulamaları mevcut. YouTube uygulaması var. Yine Google Play Store üzerinden birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Onları da makinede kullanabilirsiniz. Bu da dikkat çekici bir özellik. Görmüş olduğunuz gibi Google Play Store hazır bir şekilde bekliyor. Devam edelim. Ayarlara bakalım. Ayarlarda ne gibi unsurlar göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Samsung'un alıştığımız o kullanıcı arayüzü karşımızda. Android 4.1 Jelly Bean çalışıyor cihazda ve bunun üzerinde TouchWiz gelmekte. Yine bildirim menüsü görmüş olduğunuz gibi. Yani Galaxy kamera bir akıllı telefon deneyimini kullanıcılara fazlasıyla sunmakta. 4.8 inçlik ekranda oldukça göze hoş görünüyor. Görüş açıları oldukça iyi. Yani anlayacağınız bu makineyle fotoğraf çekmek oldukça eğlenceli olacak gibi gözüküyor. İlerleyen günlerde bulacağınız detaylı incelemede tüm bu unsurlara detaylı olarak bakacağız. Şimdilik bir ön fikir vermiş olalım sizlere Galaxy kameranın neye benzediğine dair. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.